Merhaba arkadaşlar. Bugün 1400 lira ve 1700 liraya nasıl kasa toplarsınız ondan bahsedeceğim. Kasalarımız bunlar. Zalman'ın Z9 model kasaları var elimizde. Ben bunları iş için topladım fakat siz kendinize uygun farklı kasalar toplayabilirsiniz. Yine ben kendi şirkette laptop ve monitörü şu şekilde kullanıyorum. Arka planda göstereyim. Şurada da bilgisayarların kurulumunu yapmak için bir ARG klavye, bir monitörü bağladım. İki bilgisayarın kurulumunu yapacağım. Bu videonun konusu aslında şöyle olacak. 1400 liraya şurada fiyatlarını göstereyim ve 1700 liraya nasıl bilgisayar toplarsınız? Özelliklerinden de bahsedeceğim. Faturası gelmiş. Fakat şöyle bir durum var. MediaMarkt'ta ürün alırken elinize bir kağıt kalem alın. Şu hesaplamayı daha önceden yapın. Çünkü bize şöyle söyleyeyim. Hani normale göre daha ucuza geldi. Hani normalde ben bu özellikle bir bilgisayara toplama yapmadığım zaman 2000 liraya falan alıyordum. Monitör hariç ya 1800 ya da 2000 lira. O civarda oluyordu, o aralıkta. Her türlü altında kaldı onun. Yani burada düşük fiyata toplamış oldum. Fakat işlemcisi AMD ama özellikleri hemen hemen aynı. Diğer Intel'in i3 aldığım kasalara göre. Şurada şöyle bir durum var. Ben daha çok kar edebilecekken MediaMarkt çalışanı bana kitlemiş bazı yerlerden. Bunları fatura elime geldikten sonra öğrendim. Hani 14 gün içinde geri iadesi varmış. Fakat ben bunları 14 gün geçtiği için garantileri iade edemiyorum. Yani şurada 130 lira bir garanti var. Onu ben istememiştim. Onu kendileri koymuş. Ben sadece şunları istemiştim. Toplam tüm parçalara garanti yaptırmak istemiştim. Hani bozulmaya karşı parça garantili oluyor diye. Bazı parçaların çünkü hani kendinden yine garantisi olan parçalar var ama bu yine farklı bir garanti kapsamına giriyor diye bunu yaptı. Orada anlatmıştı ama şu an tam ayrıntısını hatırlamıyorum. Önce 1400 liralık olan bilgisayardan bahsedeceğim. Daha sonra 1700 liralık olan bilgisayardan bahsedeceğim. Toplamda yani iki tane kasa toplamış olacağız bir videoda. Kurulumlarını bu videoda yapmayacağım. FreeDOS olarak geldiği için ekranda şöyle bir yazı var. Kurulumu da farklı bir videoda, para tanımında. Zaten kurulum için yaklaşık 5-10 tane video var kanalda. Donanım servisi oynatma listesinden bulabilirsiniz. Şu bilgisayar 1700 liralık olan kasamız. Bu ise 1400 liraya gelen kasamız. Ben bunun özelliklerinden bahsedeyim şimdi. Şurada faturaların örnekleri var zaten. Buradan gidelim. Öncelikle arkadaşlar power'dan başlayayım. Power'ları görüyorsunuz. Şurada iki tane power ekledi. Elinde olmadığı için birine 100 liralık power koyarken diğerine 240 liralık power koydu. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Siz eğer kendiniz bilgisayar toplayacaksanız power'ı 100 liralık olandan seçin. MediaMarkt çalışanı size kitleyebilir. Onu söyleyeyim. Oradaki arkadaş bize burada 240 liralık olan power'ı kitlemiş. Kitlemiş edemeyim çünkü elinde yoktu. Almasak da olurdu. Diğerini toplama yapmazdım eğer şu 100 liralık olanlar olmadığını bilseydim. Power istiyorsanız şu markayı alabilirsiniz. Burada görüldüğü gibi iki tane marka var. Birisi Everest'in EPS 1600 amper 350 volt. Diğeri ise 500 voltluk olan herhangi bir power. Çok fark edeceğini sanmıyorum. Çok bir şey fark ettireceğini sanmıyorum. Bunun dışında şunlar aldığım farklı parçalar. Bunların da fiyatını görebilirsiniz. Bunları ben farklı bilgisayarlara aldım. Şu Intel'in i5 bir tane kasasını almıştım. Bunu farklı bir yere kurdum. Bunu da tercih edebilirsiniz. Ben hatta gidersem bir daha hiç toplamayla uğraşmam. Direkt bunu tercih ederim. Çünkü CD sürücüsü falan da vardı üstünde. 1 TB RTX'i var. 4 GB RAM var. Intel'in i5'i. İşlemcisi için bunu tercih ederim. Çünkü ben Intel A6 işlemci koydum diğerlerine. 1400 TL tutan bilgisayardan bahsediyordum burada. Ondan hemen bahsedeyim. Tekrardan buraya geleyim. Anakartımız 280 liraya geldi. Anakartın modeli şu arkadaşlar. İkisine de aynı anakartı kullandım. Burada anakartlar ikisinde de aynı. Asus'un A88XMA DDR3 girişli. SATA 3 var. USB 3.0 var. USB 3.1 var bu anakartın üstünde. Ayrıca bunlardan. Şu garantileri yaptırmayın arkadaşlar. Başında durun adam yaparken. Biz durduk ama garantileri bir tanesini fazladan kitlemiş bize garantilerden. Hatta hiç garanti yaptırmasanız da olabilir. İsterseniz hiç garanti yaptırmayın. Aslında ben bir dahaki toplama bilgisayar yapışımda Intel işlemci takarım. İlk önce toplam fiyatı hesaplarım. Intel i3 veya i5 işlemciyle. Daha sonra şöyle diyeyim, AMD ile Intel A6 ile AMD'nin A6'sıyla
Intel'in i3'ü veya i5'i arasında yaklaşık 3 kata yakın fark var. Şurada işlemciye geleceğim. Birazdan sıra onu da göstereceğim. RAM 16 GB'lık bir RAM aldım. 8-8 bilgisayarlara paylaştırdım. Şu an bilgisayarlarımızda 8 GB RAM var. 8 GB'lı RAM Kingston'un. Şu 16 GB 2 tane çıkmıştı kutudan. Ben 8-8 paylaştırdım. Şu RAM'i tercih edebilirsiniz. Birisinde 240 GB SSD var. Birisinde ise 120 GB SSD var. Onların da fiyatını göstereyim hemen. Hatta şunun üstüne göstereyim. Burada yazmıştım. Şurada 120 GB'lık SSD'nin fiyatı var. 290 lira. Bir de 240 GB'lık SSD var. 450 lira. Siz 120 GB olanını tercih edebilirsiniz. İşlemci AMD'nin A6 şu işlemcisi arkadaşlar. İkisinde de aynı işlemci var. AMD A6 6400K Radeon HD 8470D falan yazıyor. Bu işlemciyi tercih etmeyebilirsiniz. Toplamda 460 lira. İşlemcinin tanesi 230'a geldi. Onun dışında göstermem gereken bir de kasalar var arkadaşlar. Kasaları göstereyim hemen. Yazıcı vardı burada. Yazıcı almıştık. Kasalar Zalman'ın kasası var arkadaşlar. Bilgisayarlarda. Hemen gösteriyorum onları da. Yani şu Zalman'ın kasasını tercih etmeyin arkadaşlar. Pahalı çünkü. Görüntüsü güzel aslında. Görüntüsü şöyle ışıklı falan. Fanlar da güzel. Daha sonra uzun yıllar kullanabilirsiniz belki bu kasanın dışına. Farklı bir bilgisayar toplayabilirsiniz. Bunun içindeki parçaları değiştirebilirsiniz. Zalman'ın kasası. Zalman V9 Plus tanesi 300 liraya geldi. Bunu kullanmaya da bilirsiniz. Ben şöyle aslında şunun arkasını çevirip özelliklerinin hepsinin tamamını gösterdim neredeyse size. Neyde ne var. Şöyle diyeyim arkadaşlar. Power'ı hatta daha düşük varsa onu tercih edebilirsiniz yine. Daha düşük fiyatta bir power varsa onu tercih edebilirsiniz. 100 liralık yerine 50 liralık alabilirsiniz. Ya da 80-90 liraya power varsa onu da tercih edebilirsiniz. 80'e 90'a kadar düşebilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında anakartı ucuz bir bilgisayar toplamak istiyorsanız anakartı AMD'nin herhangi bir anakart alabilirsiniz. SSD'yi yine ucuz bir bilgisayar toplamak istiyorsanız 120 GB'lık alın işinizi görüyorsa normal elinizde hard disk varsa onun içinde yedeklerinizi tutabilirsiniz veya programlarınızı tutabilirsiniz. 290 liraya geldi bu da. Bunun fiyatı da normal. RAM'in fiyatı 215 lira. Kingston 8 GB. Ben bunu toplamda RAM'i 430 liraya geldi. 16 GB'lık RAM aldım. Bir kutudan çıkmıştı. İkiye böldüm daha ucuza geliyor diye. İşlemciyi dediğim gibi şu anakarttı. Anakart Asus'un anakarttı. Anakart çok fark etmez. 280 liralık iyidir. İşlemcide AMD A6'yı tercih edebilirsiniz. Dediğim gibi ucuz. i3 almaya kalksanız çok daha fark ediyor. Kasayı kesinlikle bu kasadan almayın arkadaşlar. Şu 300 lira olandan. Bunu 100-150 liraya tutan bir kasa varsa onu tercih edebilirsiniz. Ya da elinizde bir kasa varsa onu da kullanabilirsiniz. Yani dediğim gibi power ve kasa da bize burada biraz pahalıya geldi. Yani şu fiyatı 1400 yerine ben bu videonun isminde zaten ucuza kasa toplama yapacağım. Kasa çekebilirdiniz. 1200 liraya sizin işinizi görecek. 8 GB RAM ile SSD ile 120 GB SSD ile AMD işlemcili. Harici ekran kartı da yok. Dahili ekran kartı. Onu da söyleyeyim buradan. Oyunlarda performans alamayabilirsiniz. Onu da bilginiz olsun. Diğer bilgisayarımız ise şöyle. Power 230 lira. Yani şu power'ı mümkün olduğunca ucuz bir power alabilirsiniz. 80'e 100'e dediğim gibi az önce 80 ile 100 lira arasında bir power tercih edebilirsiniz. Burada elinde power sadece bu olduğu için bize bunu verdi. Anakartta 280 liralık bir anakart taktık buraya. Bu anakartı ucuz olan Asus bir anakart tercih ettik. Yine 250 liraya olan varsa onu tercih edebilirsiniz. RAM 215 lira fiyatı normal. İşlemci AMD A6'yı taktık dediğim gibi az önce. Şu işlemcinin aynısını kullandık. Yine o işlemcinin aynısını kullanabilirsiniz. Çünkü Intel'in işlemcileri gayet pahalı. Kasada Zalman V9 kasa kullandık. 300 liraydı. Bunu da tercih etmeyebilirsiniz. Kasanın görüntüsü ama şöyle. Güzel bir görüntüsü var. Az önce de göstermiştim. Şöyle üstten de göstereyim. Yani kasanın görüntüsü bu şekilde. Ben şu altındakini çıkarmadım. Yani şurada ışıklı falan. Şurada bir fanı var arkadaşlar. İçinin soğutması gayet iyi. Burada bir fanı var. Arkada bir fanı var.
Toplamda üstünde 4 tane fan var. Yani burada çalışan fan da ayrı soğutuyor. Üstünde bir de gösterge oluyor. Bu da sıcaklık göstergesi. Şu an bilgisayarı işletim sistemini yüklemediğim için çalışmıyor. Şunu da çalışıyordu az önce. Kasanın üstünde bir de USB 2.0 4 tane önde var. Gayet güzel. Aslında Zalman'ın bu kasası fena değil. Alınabilir 300 liraya. Burada SSD taktım. Bunun fiyatını artıran SSD oldu zaten. SSD 450 lira. 240 GB'lık bir SSD taktım. Ama siz 120 GB'lık bir SSD takıp işletim sistemini çalıştırmak için sadece yine yüklü olan programlarınızı, oyunlarınızı onun üstünde çalıştırırsınız. Diğer verilerinizde 1 TB'lık bir hard disk alarak yedekleyebilirsiniz. Yani buraya şunu diğer SSD'yi biz kaça almıştık? 300 liraya. Aslında çok büyük bir fark yok. Yani bunu 300 liraya bir normal 120 GB'lık SSD alırsınız dediğim gibi. Artı bir de 250 liraya da normal 1 TB bir hard disk tercih edebilirsiniz. O zaman size patlayacak fiyatını da şöyle söyleyeyim. Hani kaça patlar? Şunu görelim. Yukarıdakinin fiyatı SSD 290'dı. Yani 300 diyelim ona. Buraya da bir 250 liraya bir şey alabilirsiniz. 1 TB. Onun dışında buraya da SSD diyelim. 120'lik. Bu şekilde 550 liraya falan gelecektir. 100 lira daha artar. 1800 yapar bunun fiyatı. Onun dışında power'ı düşürürsünüz. Şu power biraz pahalı. Başka bunun anakart iyi. RAM iyi. RAM'i de gayet iyi. İşlemcisini zaten AMD kullandık ucuza gelsin diye. Yani şu garanti olayları var bir de. Garantileri yaptırmanıza hiç gerek yok. Kasayı mümkün olduğunca ucuza alıp. Yani 1700 liraya yine güzel bir bilgisayar toplayabilirsiniz. Ama bunlarda ekran kartı yok dediğim gibi. Ekran kartı olsaydı daha pahalıya gelecekti. Şu var bir de arkadaşlar. Yine bunları tercih eder misin? Etmem. Toplama yapmayacağım bir daha. Çünkü niye? Ben şurada Lenovo'nun içinden klavyesi mouse'u çıkan. Bir de arkadaşlar bunlara monitör dahil değil. Monitör almak isterseniz şöyle monitör fiyatlarını da göstereyim. Asus'un 22.2 inç monitörünü aldım. 430 TL. O da gördüğünüz gibi. LED. Bu da fena değil. Yani Asus'un monitörünü aldık 430 liraya. Bunun fiyatı çok pahalı değil. Ama yaptırabildiğiniz kadar indirim yaptırın oradaki arkadaşlar. Zorlayın. Hatta mağaza mağaza gezin. Hem vatanın en büyük şubesine gidin hem de MediaMarkt'ın. Bu şekilde bilgisayarınızı toplayabilirsiniz. Bunun dışında demek istediğim başka bir şey var mı? Yok arkadaşlar. Dediğim gibi az önce şunu söyleyecektim. Pardon orada laf geçti. Lenovo Tower 510S. Bunun da kanalda anlatımını yaptım. i5, 4 GB RAM var. 1 TB RTX var. İşlemcisi için bunu tercih ederim arkadaşlar. i5 işlemci olsun. RAM'ini daha sonra arttırabilirim. 1 TB RTX var. Zaten ofiste kullanıldığı için SSD olmasına gerek yok. Çok da hızlı ihtiyacımız yok açıkçası. Bunun dışında fiyatlar böyle. Arkadaşlar fiyatları incelemek isteyen arkadaşlar durup inceleyebilir. Tekrardan. Benim anlatacaklarım bu kadar. Yani dediğim gibi ister toplama yapın, ister şey alın. Ama ben tekrardan bu toplama bilgisayarı yapmam. Hani Lenovo'nun Tower 1900 liraya olanı var. İçinde 2 GB ekran kartı geliyor. i3, 1 TB RTX var, 4 GB RAM var. Şu Lenovo Tower 510S'in farklı bir modeli. Ekran kartı olan modeli i3 ama i5 değil o. 2 GB ekran kartı var dediğim gibi onda. Bir de 1 TB RTX, 4 GB RAM. Şu garanti olaylarına dikkat edin alırken. Faturanızı inceleyin. Garantileri de kendinize şey yapmayın. Oradaki çalışan arkadaşlar da mümkün olduğunca indirim yaptırmaya çalışın. Hani bütçenizi söyleyin. Ona göre bütçenize göre kendiniz evde hepsini yazın. Ona göre gidin. Deyin ki arkadaş benim bütçem 1400 lira mesela. 1400 lira. Ben 1400 liraya ne istiyorum? 8 GB RAM'i olan 1 TB RTX'i olan diyelim. 8 GB RAM, 1 TB RTX, normal bir RTX. Bunu isteyin. İşlemcisi Intel i3 olabilir. Bunu alamazsınız tabi. i3 işlemci zaten pahalı, kendisi pahalı. Kasası çok iyi olmasın dersin. Hani dışı. Ama oyun oynuyorsan soğutması iyi olmak zorunda. O da var. Hani bütçenizi belirleyin ihtiyacınıza göre.
Orada pazarlığınızı yapın tüm parçalar üzerine tek tek. Bir de diğer orada olan normal masaüstü bilgisayara göre kıyaslayın. Toplamayla normal hani hazır bilgisayarı kıyaslayın. Avantajı burada Firdevs olması diğer bir avantajdan.